Atina Miloharakti ya da bizim bildiğimiz adıyla Ayla Karaca Mayıs 1933'te İstanbul Kurtuluş'ta kunduracı bir baba ve terzi bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. İleride ünlü bir oyuncu olacağından habersiz, mutlu bir çocukluk geçirdi. İstanbul Rumlarındandı. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Taksim'e taşındılar. Bir Rum okulunda okumaya başladı ama eğitimine 4. sınıfa kadar devam edebildi. O günlerde bir komşuları ses operetinde dans hocasıydı. Küçük Atina'da komşusu sayesinde kendini ses operetinde buldu. O günlerde tiyatronun usta isimleri de buradaydı. Atina'da kendisine kadroda yer buldu. Kapan adlı piyeste oyunculuğa ilk adımını attı ve Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. Okuduğu Rumca şarkıyla tanınırlığı arttı küçük yaşına rağmen Anadolu turnesine çıkmıştı. Artık adı da değişecekti. Arkadaşları ona aile adını verdi. Karaca soyadını ise Muammer Karaca'dan aldı. Zira Muammer Karaca ona turnede kızı gibi sahip çıkıyor, bir nevi velisi oluyordu. Artık sahnede Ayla Karaca adıyla var olacaktı. 1940'ların ortalarıydı. Sahnedeki performansıyla yıldız bir isim haline gelmişti. Kameralarla tanışması da çok gecikmedi. 1948'de Toto Karaca'nın Turne Tiyatrosu'nda çalıştı. Faruk Kenç ve Vedat Örfi Bengü'nün kendisini fark etmesiyle 1949 yılında Ayşe'nin Duası filmiyle beyaz perdeye adım attı. Bu filmi Barbaro Sayrettin Paşa, Lale Devri, Sürgün, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Köroğlu Türkan Sultan gibi filmler takip etti. Sinemanın yıldızları arasında yer alırken özel hayatında da değişimler olmuştu. 1950 senesinde usta oyuncu Tevhid Bilge ile evlendi. Ancak bu evlilik çok kısa sürdü. İkinci yılı deviremeden boşandılar. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Ayla Karaca, Havacıva, Lüküs Hayat Platin Palas gibi operetlerde başarısına başarı kattı. Yeteneğini kanıtlamayı başarmıştı. Çok daha büyük işlere imza atabilir, yüzlerce film çevirebilirdi. Ama o, bambaşka bir yön verecekse hayatına. O günlerin en başarılı görüntü yönetmenlerinden Özen Sermet'le tanıştı. Yaşadıkları aşk hayatlarını değiştirdi. Şöhreti, sinemayı, tiyatroyu, her şeyi ardında bıraktı ve eşiyle beraber Amerika'ya yerleşti. Oyunculuk artık onun için mazide kalmıştı. Ama bomboş bir hayat yaşamaya da niyeti yoktu. Zamanında yarıda kalan eğitimini burada tamamladı. Dördüncü sınıfa kadar okuyabilmişti malum. O kadar azimliydi ki üniversite bile bitirdi Amerika. Her zaman kendini geliştirmeye açık bir kadın olmuştu zaten. Sanatçılara gereken değeri veren Erdem Beliği zaman daha önce Ayla Karaca ile röportaj yapmış ve usta sanatçı hakkında bilinen yanlış bilgileri düzeltmişti. Yazar tiyatro dergisine yazdığı yazısında şöyle anlatmıştı Ayla Karaca'nın yaşadıklarını. Brezilya'da yaşadığı süre zarfında Ayla Karaca zaten Fransızcadan kulak aşinalığı edindiği Portekizceyi öğrendi. Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirdi. Bununla da yetinmeyip 40 yaşında üniversiteyi kazandı ve turizmcilik bölümünde okumaya başladı. Brezilya'da turizmcilik okuyan Ayla Karaca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir üniversitede de otel işletmeciliği bölümünü bitirdi. Akabinde 1978 senesinde de Türkiye'ye döndü. döndüğünde bıraktığı gibi değildi Türkiye. Tiyatroya eski önem verilmiyordu. Televizyon popüler olmuştu oyunculuğu bırakıp turizm işiyle uğraşan Ayla Karaca 5 kıtayı da gezdi. Bu iş çevresinde tanıştığı meşhur hukukçu ve siyasetçi Uğur Alaca Kaptan'ın abisi ve meşhur oyuncu Ulvi Alaca Kaptan'ın babası olan merhum Ercüment Alaca Kaptan'la evlendi. Birkaç sene evli kaldılar, sonra boşandılar. Oyuncu Ulvi Alaca Kaptan Facebook hesabında yaptığı paylaşımda ülkedeki ilk döneminin 10 yılında neredeyse tamamında büyük dayı Muammer Karaca ile çalıştı ve ondan adını aldı. Sonra bir sinemacı ile evlenip Brezilya'ya yerleşti. Orada üniversite bitirdi. Döndüğünde babam Doktor Ercüment Alaca Kaptanla evlendi ve onun cenazesinde bütün işlemleri yaparak neredeyse tek başına kaldırdı babamın cenazesini. Siz onu belki yabancı damat dizesindeki Eleni rolüyle anımsarsınız. Biz Yunan değiliz. Yunanca konuşuruz ancak onlar Helen, biz Romalıyız. Rum sözcüğü oradan gelir. Son kez kızımın ve benim kameralarımızın karşısına geçmişti. Becerirsem yayınlayacağım ifadelerini kullanmıştı. 16 sene turizmcilikle uğraştıktan sonra bu işi bıraktı. 90'lı senelerin son yarısında rol aldığı birkaç televizyon dizisi ve televizyon filmiyle yeniden karşımızdaydı. Haldun Dorme'nin Cevat Vehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden isimli piyesinden uyarlayarak yaptığı Bir Kış Öyküsü müzikalindeki Raziye rolüyle de sahnelere geri döndü. Ayla Karaca 1997'de Neşeli Günler'de oynadı. Sonrasında Sevda Rüzgarı adlı yapım için kamera karşısına geçti. Ama yeni nesil tarafından tanınmasını sağlamıştı. 2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oldu. Dizide Eleni karakterine hayat veren oyuncu başarılı performansıyla izleyicilerin sevgisini kazandı. Yabancı Damat'ın kadrosu Türkiye için adeta bir yıldızlar geçidiydi. Dizide Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Arif Erkin, Engin Akyürek, Erdal Özyağcılar, Bilnur Kaya, İlker Aksum, Nilgün Belgün, Zeki Alasya gibi isimler vardı. Ege'nin kıyısında da fırtınalar koparmış yabancı damat, finalinin üstünden yıllar geçse de popülerliğinden bir şey kaybetmedi. 3 sezon boyunca devam eden Erler filmi imzalı dizi, 106. bölümüyle ekranlara veda ettiğinde hüngür hüngür ağlayan hayranları bulunuyordu. Dizinin çekimleri Bodrum'da başlayıp Sönbeki Adası'nda devam etti. Sonra Gaziantep ve İstanbul'da çekimler yapıldı. Atina'da çekimleri yapılacak dizi için Türkiye'de dönemin şartlarına göre devasa kabul edilen bir plato kurulmuştu. Yunanistan çekimleri için Yunan Basın Bakanlığı Yunan Yunanistan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da destek vermişti. Dizi birbirine düşman görülen iki tarafın aslında ortak bir coğrafyada var olduklarını ve beraber yaşayabileceklerini göstermişti. Ayla Karaca 2011'de birkaç bölüm kadar Aşk Bir Hayal adlı dizide oynadı ama oyunculuğa yeniden veda etti. 2008 senesinde emekli büyük elçilerimizden merhum Aydın Tosun'la evlendi. Eşiyle birlikte İzmir'e yerleştiler. Ancak eşi 2015 yılında vefat edince kurdukları bu huzurlu düzen bozulmuş oldu. Ayla Karaca bir huzur evine yerleşti. Yaşamını burada sürdürüyordu artık ta ki korona patlak verene kadar. Bu virüs Ayla Karaca'yı da bulmuştu. Aslında koronayı atlatmıştı ama sonrasında yaşadıklarını kaldıramadı bedeni. 17 Mart 2021'de Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında vefat etti. Usta oyuncu Ayla Karaca, Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. DHA cenazede röportajlar yapmıştı. Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alaca Kaptan, Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, iki üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz diye konuştu. Ayla Karaca'nın yeğeni Ani İsrail Yaysa huzur evinde yaşıyordu İzmir'de. Uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu. Epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzur evinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra iki kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü." diye konuştu. Acısıyla tatlısıyla bir aile karaca geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.